Türkiyənin Rusiya ilə birgə Atəşkəs Monitoring Mərkəzinin yerləşəcəyi yerlə bağlı qərarı Azərbaycan verəcək. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Türkiyənin TV24 telekanalına müsahibəsində deyib. Çalışmalar başlıyor. Rusya ile anlaşmaları imzaladık biliyorsunuz, mutabakat zabıtlarını imzaladık. Diğer taraftan sahada atılacak adımları tabii ev sahibi Azerbaycan'la görüşmemiz gerekiyor. Şimdi hem Türkiye hem Azerbaycan bu gözlem noktalarının merkezi ve diğer yerler ve ne kadar insan gelecek, ev sahibi ülke anlaşmasına ihtiyaç var mı yok mu herhangi kaza bela durumunda ve diğer detaylar ev sahibi ülke ile görüşülüyor. En kısa zamanda bu gözlem merkezini kuracağız ve burada ateşkesin kalıcı olması için gereken adımlar atacağız. Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Son günlerde Ermenistan'ın bazı ihlalleri oldu. Azerbaycan karşılığını verdi ama tabii bu burada Rusya'nın da sorumluluğu var. Çünkü diğer tarafta Rusya'nın da aynı şekilde Karabağ'ın Laçin tarafında yani Ermenistan'a yakın bölgelerinde ayrıca üçlü anlaşma gereği Rusya'nın da orada barış koruma güçleri var. Bu dolayısıyla Rusya'nın da bu ihlalleri durdurması gerekiyor. Aksi takdirde Sayın Aliyev gerekli mesajı verdi. Mövlüt Çavuşoğlu Ermenistan'la sərhədlərin açılması ile bağlı ülkesinin şartını da açıklayıp. Elbette bu kapıların açılması bu sürecin sağlıklı işlemesine bağlı. Biraz önce dedim ya Ermenistan ve Ermenistan halkı en çok faydalanacak. Kapıların açılması, ticaretin başlaması, yıllardır Ermenistan kendi kendini izole etti. Tüm komşularıyla İran'la fazla sorun olmadı ama Türkiye ile Azerbaycan'la yani Gürcistan'la da ilişkileri tam yani bilmiyorum ne kadar sağlıklı gitti gitmedi o konuda yorum yapmak istemiyorum. Fakat özellikle Türkiye ve Azerbaycan'la sınırların kapalı olması Ermenistan ekonomisine de çok zarar verdi. Yani Ermenistan halkı başka bir ülkenin topraklarını işgal etme pahasına gerçekten acılar çekti. Ekonomik bakımından, diğer konulardan. Şimdi başkanısının toprağını kendi toprağımış gibi görüp de kaybettim diye ağlayacağına ya da üzüleceğine bu normalleşmenin ve kapıların normalleşme neticesinde sınırların kapıların açılmasından sonra elde edebileceklerine odaklanması gerekiyor. Kazanacaklarına ne kazanacağına odaklanması. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Türkiye'ye tətbiq etdiyi sanksiyalar, Avropa İttifaqı ilə münasibətlər, Aralıq dənizindəki vəziyyət, Suriya böhranının həlli məsələsində ölkəsinin mövqeyini çatdıran Mövlüt Çavuşoğlu bildirib ki, Türkiyə bütün problemlərin həlli üçün diyaloq və siyasi həll tərəfdarıdır. Bununla belə Türkiyə öz haqlarını müdafiə etməkdə tam qərarlıdır.